Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammedin ve ala ehlihi ve ashabihi ecmain. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Değerli kardeşlerim, içki, sarhoşluk verdiği için insan nefsinde kalıcı iz bıraktığı için doğrusu kendisinden kurtulması çok zor bir illettir. İnsanlığın baş belası bir kötü içecektir. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya teşrif ettiğinde her yerde su gibi içki içilirdi. Arabistan'da içki içerlerdi. Hatta onlar biraz da ehli keyif insanlar. Çok böyle lüks evleri yok. Çok aşırı yiyecekler istese de ellerine geçmiyor. Hurma, su, efendim, süt, deve sütü özellikle. Bunlar ellerine geçerse ondan sonra Allah kerim onlara. Çok da kaygı taşımaz insanlardı. Efendim, eğlenceyi seven insanlardı. Akşam otururlar çöl, yıldızlar tepelerine kadar avize gibi iner, vakit geçmez. Kumar oynarlar, içki içerler. Sonra da kim kazanmışsa hemen kumarda onu evine de götürmez. Öyle bir bonkörlük tarafları da var. Orada keser. Orada kebap eder. Orada yer. Artanı bir kutuyla dağıtırlar. Böyle sabahleyin de bir bakmışsın ki hepsi orada kendi kusmuklarının arasında güneş üstlerine doğar ve uyanır giderlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hatırlar mısınız? Bir arkadaşıyla beraber çobancılık yaptığında böyle düğünlere ya şu şamataya bir de ben gideyim sen benim koyunlara bu gece baksan deyince kardeş hep kendinden izin al. Arkadaşı gidermiş. Bir gün de sen dur ben gideyim demiş. Peki diyor da Mekke'ye geliyor. Hemen bir düğüne rastlıyor Peygamberimiz. Oturuyor düğüne bakın derken gözünü bir açtığında sağda solda sarhoş kusmuşlar, berbat etmişler. Efendim kemikler, köpekler onları yalamakla meşgul. Çirkin bir manzara gidiyor. Bir defa daha oluyor böyle bir tanesi bunlar gitmiyor. Allah-u Teala onu gençliğinde de korumuştu. Böyle pak insanlar vardı Ebu Bekir Efendimiz gibi. Daha kafirliği döneminde, cahilliği döneminde de içmemiştir. Sen niye içmiyorsun derlerse insanla hayvanı birbirinden ayırt eden şey aklıdır. Ben aklımı alıp beni hayvan eden bir şeyi içmem derdi. Akıllı da bu. Bütün devletler aslında sevmeseler bile ister istemez içkiye müptela olurlar. Amerika 1900 yılların başında çok büyük reklam masraflar yaparak bir kamuoyuyla hep beraber içkiyi yasaklamaya kalkıştı kendi ülkesinde. Yasakladı da kanun çıkarttı. Fakat bahşedemedi. Sonra ne oldu? İşte Al Capone'lardan gazeteler, mafya, yeraltı dünyası böyle türedi. Yani el altından sattılar. Öyle bu işin zenginleri türedi ki devlet oldular. Devletin gücü yetmez oldu neredeyse. Çünkü insanlar bunun meyarı var. Çok para var. Sonunda çaresiz kaldı Amerika. Ne kadar uğraştı, vazgeçti. İçkiyi geri serbest bıraktı. Ama İslam kendi metoduyla kökünü kazıdı. Nasıl kazıdı? İslam geldiği zaman sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a önce La ilahe illallah hakikatini telkin etti. İnsanlar Allah'a iman ettiler. Peygamberimizin peygamberliğini kabul ettiler. Öldükten sonra dirilmeyi kabul ettiler. İlk önce bu. İslamiyet'in 3 tane emri vardı. Değerli kardeşlerim, 13 yıl Peygamberimiz Mekke'de kaldı. 11. yıllara doğru sadece namaz farz kılındı. Namaz. Ondan evvel de namaz vardı. Günün başında ve sonra nafile olarak ikişer rekat namaz kılarlardı. Abdest aldı, namaz. Onu da Peygamberimize Cebrail şehrin dışına götürdü. Vurdu suyu topuyla. Çıkan sudan işte bak beni takip et dedi. Kendisi abdest aldı. Peygamberimize öğretti. Namaz kıldı. Ona öğretti. Bu Ayşe annemiz, Hatice annemize öğretti. Böyle başladı. Bu nafile namazdı. Bak namaz emri kılanlardı da
emir olarak değil, nafil olarak ahlak. Başka güzel ahlak. Yani karşılıklı iyi ilişkilerden bahsetti Allah Celle Celaluhu. Hiçbir emir yok. 13 yıl Mekke'de namazın dışında oruç yok, kurban yok, zekat yok, hac yok, tesettür yok, içki haram kılınmamış, kumar haram kılınmamış, faiz haram kılınmamış, hiçbir şey yok. Emir ve yasak namına hiçbir şey yok. Ne yaptı İslamiyet? Öyle bir insan tipi yetiştirdi ki 13 yıl boyunca Allah var, yerlerin göklerin sahibi, Hazreti Muhammed peygamberi. Eğer bu hakikat yürekten kabul edilmez, onun istediği gibi bir insan olunmazsa, işte Ad, işte Semud, işte Firavun, işte Nemrut. Bunlar Allah kullak etti, Allah yok etti. Ey Kureyşler, Müslüman olun da kurtulun. Ey insanlık, Müslüman olun kurtulun. Allah'a iman edin. Allah'ı sevin ve sayın. Allah'ın kul olduğunuzu kabul edin. Dünyada Allah'ın adına varsınız. Amacınız budur. Öldükten sonra hesaba çekileceksin. 13 sene İstanbul'u söyledi. Başka hiçbir şey söylemedi. Ama 13 senenin sonunda insanlar Allah'ı Celle Celaluhu ve Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir sever hale geldiler ki dünyayı sırtıma al ve götür deseler götürürlerdi yani. Allah emretsin yeter ki ne emrederse etsin yapacak hale geldiler. Allah'ı öyle sevdiler, öyle saydılar, öyle kendilerini Allah'a yakın bildiler, öyle kendilerini öldükten sonra dirilmeye hazırladılar. Önce ruh hazırlandı. Eğer bu hazırlık olmasaydı Allah emir verirdi, verdiyse verdi canım, yapmak değil de şartlı ya da canımı istemiyor, yapmıyorum diyen insan türerdi. Bu insanı öldürdü önce. Önce iman öyle bir ete kemersindi ki ondan sonra Allah namaz kıldırdı, hiç zor gelmedi. Halbuki namaz kılmak çok da kolay bir şey değil her gün. Ondan sonra Allah zekat verdi. Ondan sonra işte başka emir ve yasaklar geldi. Ama bunlar dikkat edin aşamalı geliyor, tedrici. Birden değil. Tesettür emri 6. 7. yıllardadır hicretin. Yani Müslümanlık 13 sene Mekke'de, 6 senede orada 20 küsur sene geçmiş. Daha tesettür emri gelmedi. Zor işleri sona bırakıyordu. İyice kıvama gelsin insan ve o hale geldi ki insanlık Allah ne isterse yapar hale geldi. İşte bu insan tipini, kendi özel, orijinal, halis, Müslüman tipini Allah önce hazırladı Mekke'de. Mekke'de Müslümanlar içiyorlardı. Medine'de içiyorlardı. Bedir Savaşı'na giderken, hatta Uhud Savaşı'na giderken içiyorlardı. Hazreti Hamza'nın midesinde o gece belki şarap vardı. Haram değildi ki, içiyorlardı. Ve Kur'an-ı Kerim içkiyi yasaklarken aşamalı yasakladı. Birdenbire değil. Yavaş yavaş içkiyle aralarına mesafe koydu. Açtı. Ama memlekette öyle bir insan tipi kaldı ki camiye 50 metre yakın ya da insanların oturduğu park yerine yakın yerde içki satılmasın deyince özellikle oraya giderek yürüyüş yapıyorlar. Kim? Sorarsan ben de Müslümanım diyen. İçkime karışma. Allah Allah. Ya böyle işler Gavuristan'da bile olmaması lazım. Yani içiyoruz ama şurada keşke içmesekler adam ya. Burada övüne övüne. Neden övünüyor? İslam'a kafa tutmak. Bu hale geldi bu Müslüman. Allah encamımızı hayır eylesin. Allah'ın Fatiha.